yer Filistin. Hepimiz Filistinliyiz. Her yer Filistin. Hepimiz Filistinliyiz. İran, Gazze seninleyiz. İran, Gazze seninleyiz. Bugün 15 Mayıs. Filistin halkı bugünü 72 yıldır Nekbe, yani büyük felaket olarak anıyor. 72 yıl önce bugün 15 Mayıs 1948'de Siyonist hareket katliamlarla Filistin halkını yurdundan kopartarak Filistin topraklarına el koydu. Siyonistlerin 20. yüzyılın başından itibaren sistematik bir biçimde uyguladığı kıyımlar, Filistin halkına yönelik saldırılar ve toprak gaspları 14 Mayıs 1948'e gelindiğinde giderek artmış, en bilindikleri Deir Yasin katliamı olmak üzere Siyonistler bir dizi kanlı katliama imza atmıştı. 14 Mayıs 1948'de Britanya Manda yönetimi Filistin'den ayrıldı ve Ben Gurion liderliğindeki Siyonist hareket tarihsel Filistin topraklarında bir Yahudi devletinin kuruluşunu ilan etti. 15 Mayıs 1948'de ise Filistin halkının büyük felaketi, Siyonistlerin lanetli planlarının yeni aşaması başladı. Siyonistlerin paramiliter güçleri yüz binlerce Filistinliyi evlerinden, topraklarından sürdü. Yalnızca bir yılda yurdundan sürülen ve mülteci haline gelen Filistinlilerin sayısı 750 bini buldu. Siyonistler bu süreçte 20'den fazla katliam gerçekleştirdi. 400 Filistin köyünü yerle bir etti. O tarihten beri her yıl anılan ve Siyonist işgalciye karşı mücadelenin simgesi haline gelen Nekbe'nin 72. yılına çok özel koşullarda giriyoruz. Bütün dünyanın gündeminde on binlerce insanın canını alan koronavirüs salgını var. Ancak bu önemli günde insan hayatına düşman başka bir virüsün varlığını hatırlatmak istiyoruz. Siyonist İsrail virüsü. Bu virüs 72 yıldır dünya üzerinde varlığını sürdürüyor. Sürdürdüğü sürece de katliamlara, sürgünlere, ayrımcılığa ve işgale devam ediyor. Koronavirüs salgını İsrail virüsünün önemini veya ona karşı mücadelenin yakıcılığını azaltmıyor, ertelemiyor, aksine arttırıyor. Zira Filistin halkı dünyanın pek çok yerinden farklı olarak salgını işgal, apartheid rejimi ve ayrımcılık koşullarında, Gazze halkı ise 13 yıldır süren bir abluka altında karşılıyor. Bu koşullar Filistin'de virüsün yayılmasının önüne geçilmesini ve hastaların tedavi edilmesini engelliyor. Bugün Filistin halkı bir değil iki virüse karşı savaşıyor. Koronavirüsü hapishanelerde de görünmüş olmasına rağmen İsrail 5000 Filistinli tutsağın can güvenliğini sağlamak için kılını dahi kıpırdatmıyor.